Amerika Birleşik Devletleri bundan sonra işte e, sessiz kalıyor diyor Sayın Bayraklı. En azından gördüğümüz tablo da öyle. E, fakat seçimden sonra nasıl bir Amerika Birleşik Devletleri görürüz biz? Sadece Kafkasya coğrafyasında değil aslında Akdeniz konusunda işte e, Suriye konusunda. E, Biden seçilirse ne olur? Trump seçilirse ne olur? Türkiye açısından bir değerlendirmede bulunabilir misiniz? O zaman öncelikli olarak bir ön şart koyalım. Çünkü televizyon programlarımda yapmış olduğumuz Biden gelirse ne olur, Trump giderse ne olur şeklindeki analizler ya Trump'a ya da Biden'a övgü olarak değerlendirilebiliyor. Erasmus'un deliliğe övgüsü gibi ne Trump'a ne de Biden'a yönelik olarak herhangi bir övgü peşinde değiliz. Yani bunu peşin peşin söyleyelim. Evet. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki siyaseti dikkate alındığında Obama yönetiminden veraset alındığını ve Trump yönetiminin bunu çok isteksiz de olsa kabul etmek durumunda kaldığını izleyerek yaşadık. Yani Türkiye'nin yaşadığı üç e, harekat da Suriye'deki e, ve onun öncesinde de yine Obama yönetimi tarafından Diyarş adeta vasıta kılınarak bölgeye yapılan silah yardımları. Trump döneminde de devam etti. Bununla şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili hususta ister Trump gelsin ister Biden gelsin ortaya koyulmuş olan bir siyaseti ısrarlı bir şekilde ortaya tekrardan devam ettirmek isteyen bir düzen var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve bu düzenle ilgili olarak hususu belki de Amerikan siyasi tarihinde bir başkan bu kadar çıplak bir şekilde dile getirdi. Dedi ki ben Suriye'den, Irak'tan, Orta Doğu'dan Amerikan askerlerini çekmek istiyorum. Lakin Pentagon beni sevmiyor ve bu konularla ilgili sözümü dinletemiyorum anlamına gelecek bu kadar açık sözler söyledi Trump. Bakın ben demokratik sivil asker ilişkileri ve silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi noktasında çalışmalar yapmış birisiyim. Amerikan tarihinde Sayın Trump'ın söylemiş olduğu hususu daha öncesinden söyleyen bir Amerikan başkanı daha yoktur. MacArthur Amerika Bir Birleşik Devletleri'nin Kore Savaşı ile ilgili hususunda insicamını bozacak açıklamalar yaptığı gerekçesiyle İkinci Dünya Savaşı'nın en efsane komutanlarından biri olmasına rağmen bu açıklamalardan dolayı direkt olarak görevden alınmıştır. Ve Amerika'ya geldiğinde stadyumlar dahil olmak üzere on binlerce insan MacArthur'u sokaklarda karşılamıştır. Ama yine de Amerikan siyasetine müdahale edecek açıklamalarına müsaade edilmemiştir. Keza yakın tarihten örnek vermek gerekirse Afganistan'da Orgeneral McChrystal, Obama yönetimine yönelik olarak sadece iki cümle kritik getirdiği için ilk tayyare ile Washington DC'ye getirtilmiş ve kendisine siyasi hayatında başarılar dilenmiş ve üzerinden üniforması alınmıştır. Şimdi bugüne kadar bu şekilde silahlı kuvvetler üzerinde demokratik gözetim uygulayan, ve hatta akademik anlamda Samuel Huntington'larla başlayıp bugün Thomas Brunolara kadar gelmiş olan Samuel Feiner'larla beraber oluşturulmuş olunan akademik külliyat askerin tamamen bir bürokratik mekanizma olarak Amerikan devlet başkanının yani yürütmenin kontrolünde nasıl devam etmesi noktasında bir kütüphane dolusu külliyat çıkmıştır. Ama Trump ile birlikte gelinen noktada görüyoruz ki yazılmış olunan bütün bu eserleri adeta boşa çıkartacak şekilde Trump'ın ifadeleri var. Dolayısıyla ben Biden gelirse Trump'ın direnmiş olduğu noktalarda çok daha hızlı yol alınarak Orta Doğu'da özellikle Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin siyasetini daha da zora sokacak, müşküle sokacak bir takım hamlelerde bulunacaklarını düşünüyorum. Lakin Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konularla ilgili adeta iktidarı tamamen milletten alıp millet dışında kimseye vermeme noktasında alanı tekrardan dizayn eden vesayet mekanizmalarını ortadan kaldıran Türkiye kendi çıkarlarını koruma noktasında Trump yönetimine yönelik olarak nasıl direndiği ve 3 tane harekatı bu bölgede ortaya koyarak ne Deaşa ne PKK'ya bir şekilde alan açmayacak sağdaki kazanımları sahaya yansıttıysa Fark etmez Biden yönetimiyle de Türkiye'nin bu noktada mücadele edeceğini düşünüyorum. İşte bu mücadelede kim mücadele eder, nasıl mücadele eder, mücadelenin şekli ve formatı ne oldu sorusu Türkiye'deki siyasi iradeyle yakinen alakalı. Eğer siz Biden'ın silah verdiği insanları terörist olarak nitelendirmez ve kendi topraklarını korumak isteyen insanlar olarak görür, fakat Suruç'a yapılmış olan katliamları, efendime söyleyeyim, Türkiye'nin içerisinde 40 yıldan bu yana terör ile ilgili hususlardaki Suriye'nin kuzeyinde, evet. İran kuzeyini, Kandil'in ortak terörist havuzundan beslendiğini ortaya koyamaz isek, bu noktada da yanlış bir iç siyaset ve dış siyaset takip edersek korkarım ki bu bumerang gibi Türkiye'ye geri gelir. Allah muhafaza bugün Afrin'de, Rasulayn'da, Tel Abyad'da, Raca Dağı'nda efendime söyleyeyim vermiş olduğumuz mücadeleyi tekrardan 2015 öncesinde olduğu gibi Diyarbakır'da, Elaziz'de ve Anadolu içinde vermek gibi bir durumda karşı karşıya kalabiliriz. Ez cümle Amerikan başkanları arasından eğer Biden seçilirse Orta Doğu'da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iki yapısal sorundan birini teşkil eden terör örgütleriyle hemhal olup Türkiye'yi kuzeyden kuşatacak koridorun oluşturulması noktasına Biden yönetiminin daha hızlı bir şekilde girişeceğini düşünüyorum. İkinci yapısal sorun olan Türkiye'de darbelerle ilgili olarak 15 Temmuz'un darbesinin arkasında olduğu bilinen kişiyi Pensilvanya'da etrafındaki NATO şemsiyesi altında çalışan general ve e, subay rütbesindeki kişilerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde onlara korunaklı bir liman oluşturma noktasında Biden yönetiminin daha pervasız olacağını açıkçası düşünüyorum. Trump yönetimine gelirse bugüne kadar Türkiye ile Amerika arasındaki bu ikisi yapısal sorun nasıl Trump yönetimiyle aşılmadıysa önümüzdeki süreçte de aşılmayacağını liderler düzeyinde Sayın Erdoğan'la Sayın Trump'ın kriz ortaya çıktığında liderler diplomasi dediğimiz diplomasiyle bu konuların ya dondurulacağını ya da bir şekilde hal yoluna gidilecek şekilde bir siyaset geliştirileceğini evet. düşünüyorum. Benim öngörüm Orta Doğu ve Türkiye özelinde bundan ibaret. Evet. Sayın Barak, sizin değerlendirmeniz nasıl? Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki süreçte kasım ayında bir seçime gidecek ve o seçimden sonra nasıl bir tablo olur? İşte Biden gelirse ya da Trump'la devam edilirse. Yani şimdi tabii e, ikisi de zor Türkiye açısından. Yani Yusuf İki lider de zor. Tabii Yusuf hocamın da bahsetmiş olduğu gibi yani ortada yapısal sorunlar var. Amerika Birleşik Devletleri tabii bir süper güç olarak Türkiye ile ilgili kendisinin bazı hesapları var ve Türkiye'yi yönlendirmek istediği noktalar var. Fakat Türkiye'nin de kendi ulusal çıkarları gereği bunlarla direniyor ve Amerika ile bazı alanlarda çatışıyoruz. Bazı alanlarda işbirliğimiz var. Rusya ile olduğu gibi mesela Suriye'nin kuzey meselesini tamamen bambaşka noktalara düştük Amerika Birleşik Devletleri ile. Şimdi Trump da kolay değildi. Yani. Dolayısıyla Türkiye günün sonunda Biden gelse, Trump da gelse kendi ulusal çıkarlarını korumaya... Amerika ile gerilmesi gerekiyorsa gerilmeye ama diplomasi ve konuşarak halledilebilecekse... Aslında konusunda... mesela Trump ya da Biden konusu mu yoksa Beyaz Saray konusu mu? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni lobisi de çok aktif ve e, Sayın Kalın'ın da İbrahim Kalın'ın da şöyle bir e, açıklaması vardı Biden'a yönelik. E, Ermenistan'a işgal bitirme çağrısı yapacak mısın ifadeleri? Yani etkin liderler olabilirler mi yoksa biraz daha Beyaz Saray'a mı dinliyorlar ya da orada Beyaz Saray mı etkin? Şimdi şöyle yani bu liderlerin tek başına kişiler olarak görmemek lazım. Bunlar arkalarında bir e, ekiple e, destekle lobiyle şeye gelenler, iktidara gelen kişiler. Dolayısıyla tek başına bir şeyde Trump da tek bir şey değil, bir düşünceyi, bir ideolojiyi temsil ediyor. Biden da başka bir ideoloji. Fakat Biden'ın ile ilgili daha negatif açıklamaları var. Onu da görelim. Yani işte Türkiye'de işte darbeli değil başka yöntemlerle onu devireceğim gibi yahut geçmişte Tabii başkan yardımcısı olduğu dönemde, Obama döneminde, Türkiye'de 15 Temmuz'un gerçekleşmiş olması, FETÖ'nün bu işin arkasında olması, FETÖ'nün Amerika'da olması. Dolayısıyla Biden'da ilişkileri biraz daha gerilme potansiyeli daha fazla. Yani ona, ona ben de katılıyorum. Fakat günün sonunda en nihayetinde Türkiye bunu da yönetecektir. Yani Amerika bizim için de hiçbir zaman kolay bir ortak olmadı. Müttefik olmadı. Biz Amerika ile gerildik, 90'larda da gerildik. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da gerildik. Yani Türkiye bu gerilimleri hep yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri Ve şöyle ilginç bir şey var. Batılılar da bunu bir türlü anlamlandıramıyorlar. İşte NATO üyesi ülkelerde bir sürü kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Ve Amerikan karşılıklılığının en yüksek çıktı ülkelerden birisi Türkiye. Yani halkta. Bu şunu gösteriyor. Yani halkımız dünya siyasetini, küresel siyaseti iyi okuyor. Amerika'yı da ne yapmak istediğini iyi okuyor. Evet müttefikiz, onu da görüyor. Fakat... Kimin ne yaptığını, Türkiye'ye kimin ne zarar verdiğini, Orta Doğu'da kimin ne operasyon çektiğini de halkımız iyi okuyor ve tabii Türkiye'de yani bir imparatorluk mirasçısı bir ülke olarak da bu coğrafyada yapılan haksızlıklar kendi akraba topluluklarına işte Karabağ işgali'nden tutun Bosna-Hersek'teki meseleye, Suriye'deki kullanılan işte silahlar katliamlar ya yani bütün bu meselelerde Türkiye tabii ki rahatsız çünkü şunu görelim yani biz Soğuk savaş bitti. Soğuk savaş bittikten sonra Avrupa'daki NATO üyesi müttefik diğer ülkeler Almanya, Fransa olsun, İngiltere bunlar bütün bunların hepsi savunma harcamalarını düşürdüler. Neredeyse yarı yarıya düşürdüler. Biz arttırmak zorunda kaldık çünkü etrafımız ateş çemberine döndü. Bakın Ermenistan'da sınırımızı kapattık, kapatmak zorunda kaldık. Yani biz Ermenistan'a hocamın dediği gibi e, e, elimiz uzattık yardım elini. İlk tanıyan ülkelerden biriyiz. Yani biz geçmişte Ermenistan'da savaştık diye bir, bir sürü problemler oldu diye Ermeni halkına, ve Ermenistan devletine ortadan kaldırılması gereken yok. öyle bir devlet olarak bakmadı Türkiye. E, tanıdı resmi olarak, ilişki ticari ilişkilere başladı ama Ermenistan gitti. Rusya'nın kışkırtmasıyla, emperyalistlerin kışkırtmasıyla ve tabii Ermenistan to yani maalesef ulusal bilincini e, bir kendilerinin inşa ettiği bir travma üzerine kurmuş olan, sözde Ermeni soykırımı üzerine kurmuş olan, bunun üzerinden bir Türk karşıtı üzerine kurmuş olan böyle travmatik bir ulusal bilince sahibi olan bir ülke. Bunu görelim yani. Dolayısıyla e, şimdi Ermenistan sınırımız işte Van e, diyoruz, Kars diyoruz, Iğdır bakın kocaman sınır kapalı. Bir taraftan aşağıda Irak'ta biliyorsunuz bir savaş başlatıldı ve oraya müdahale edildi. Suriye'de bir iç savaş var. Yani etrafımız ateş çemberi. Yani ekonomik olarak da bu işten çok zarar görüyor Türkiye. Şimdi komşularımız zaman. açısından da değerlendirelim. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil mesela İran, Tahran yönetiminin Ermenistan'a destek verdiğini görüyoruz. Ve bu İran'da yaşayan Türkler tarafından da protesto edildi. Mesela İran hangi noktada? Yani İran şundan çekiniyor. Güçlü bir Azerbaycan İran kendisine tehdit olarak algılıyor. Demin o haritada gösterdik. Yani Ama, güney Azerbaycan'daki o Türklerle kuzey Azerbaycan'daki Türkler arasındaki bir ilişki gelişmesinden kendisini rahatsız bir rahatsızlık hissediyor, bir e, rahatsızlık hissediyor. İkinci olarak tabi İran e, Rusya ile kurmuş olduğu ittifak e, çerçevesinde Ermenistan üzerinden ve Rusya ile beraber böyle bir hat e, kurmuş oluyor o, o bölgede. Dolayısıyla İran açısından baktığınız zaman ve tabii Türkiye'nin Azerbaycan'la olan yakın ilişkileri bunu dengelemek istiyor e, İran bölgede. Dolayısıyla e, bu son özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Irak müdahalesi, hem Afganistan'a müdahalesi, hem Suriye'deki tutunduğu tavır İran'a yarımmıştır. Yani Afganistan'da Amerika'nın işgaliyle birlikte İran'ın oradaki işte biliyorsunuz Taliban rejimiyle bir sürü sıkıntıları vardı Orada eli rahatladı Döndü Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti <laughs> Irak'ta Irak bölünme noktasına getirdi Bir iç savaş çıktı orada biliyorsunuz Ve orada Şiiler güçlendiler İran'ın etkisi arttı Suriye'deki yine aynı şekilde Ve bugün İran Irak üzerinden Suriye ta Lübnan'a kadar Bir hat kurmuş durumda Şimdi bu açıdan baktığınız zaman e, İran'ın yani Ermenistan'ı destekliyor olmasını e, çok garipsememek lazım. Pek Ama İran şey. İran e, bunu çok açıktan da söylemek istemiyor. Yani işte biz sınırdan işte silah geçirmiyoruz falan filan diyor. Fakat <laughs> Güney Azerbaycan'da ciddi bir hareketlenme var. Sosyal medyaya yansıyor ve Güney Azerbaycan'daki o Türklerin e, tırnak içerisinde milli uyanışının temelinde Karabağ'daki işgal vardır değil mi hocam? Karabağ işgali tetiklemiştir. Yani oradaki o haksızlık katliam, Hocalı'daki katliam oradaki ilk defa milli uyanışı sağlayan şey odur. Ee, ve İran bundan çekiniyor. Onu yani yüz nüfusunun yüzde ile %25'i arası Azer Azerbaycan Türkü e, İran'da. Bu çok ciddi bir rakam. Bu bir İranı rahatsız ediyor açıkçası. İran'da yaşayan Türkler de zaten e, bu yönde bir protesto gösterisine başladı. Tahran yönetimine yönelik ama <laughs> e, Sayın Karakuş, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Kasım ayındaki seçiminden sonra hem Türkiye ile ilişkileri hem bu coğrafya ile ilişkili Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir tutum sergiler? İşte Biden gelirse ne olur, Trump gelirse ne olur, siz nasıl bakıyorsunuz? <laughs> Şimdi bakın Jeffrey'nin gelip de Türkiye'de hem de ondan sonra PKK, PYD'ye Suriye'de kimse size bundan böyle saldıramayacak demesi var. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yani Biden da gelse, Trump da gelse söylemek istediği şu ki Suriye'deki PKK, PYD'ye kimse saldıramayacak güvencesini veriyor. Yani hangisi seçilirse seçilsin. Şimdi ben tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek seviyedeki askeri okulda benim işte yarbay rütbesindeyken okulun seviyesi yarbay tüm general seviyesindeki askeri kesimle ilgilidir. Orada benim söylenen şudur. Tabii ki bu resmi değildir katiyetle ama kendi aramızdaki konuşmasımızda söylenen şudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin subayları için söylüyorum. Efendim e, en kuvvetli başkanın kuvveti yüzde Pentagon'un yüzde yirmi diyenleri vardı. Bu niçin biliyor musunuz? Pentagon'un yüzde yirmi lobilerden dolayı. Çünkü lobiler efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin en az e, o günlerde de işte 750-800 milyar dolar e, efendim bir e, bütçesi vardı, savunma bütçesi vardı. Hala da işte 750 milyar dolar ya benim Sovyetler Birliği çökmesine rağmen var. Şimdi ne demek istiyorum? Lobiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiler Amerika'da büyük bir savunma bütçesi olsun ki kendi istekleri doğrultusunda işte bu tabii ki Ermenistan için, bu tabii ki efendim Yunanistan için. Oradaki lobileri söylüyorum zaten. Aynı zamanda İsrail için bu güç kullanılsın. Bu güç efendim e, boyna para aktarsın. Bir de arkasında ne var? Pentagon'un. Pentagon'un arkasında savunma sanayisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayisi devamlı çalışacak. Bu sayede devamlı teknik üstünlüğü muhafaza edecek. Bakın bu çok önemli teknolojik üstünlüğü devam ettiremeyen savunma konusunda efendim ülkeler çökecektir. Bundan sonra bunu göreceğiz zaten. Bakın biliyorsunuz işte e, Mars'ta herkes e, yerleri parseliyor, isimlerini koyuyor. Efendim işte Ay zaten tamamen parsellendi, isimler konuldu bölgeler olarak. E, uzaya çıkamayan, efendim bu gelişmeleri gö gösteremeyen devletler yok olup gidecektir dünyada bunu gördükleri için devamlı surette savunma bütçesi son noktada son kertede ekonomi filan düşünülmeden bakın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iktisadi durumu iyi mi? Hayır değil. Bir yerde 30 yılda 25 trilyon dolar harcadı Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden işte bakın sağlık sistemi de neredeyse ne kadar çökük olduğunu salgında gördük. Onun için ee, bu e, Pentagon'un gücünü kırmak kolay değil. Neden kırmak kolay olmadığını gösterdim, söyledim. Çünkü lobiler idare ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. O lobiler de devamlı surette savunma bütçesinin yüksek harcanmasını istiyor. Ee, Birçok kişi buna katılıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesi ne kadar yüksek olursa uzay teknolojisinde bir yerde değişik en üstün teknolojide en yukarıya tırmanıyor onun için mutlaka bu yatırımı istiyorlar o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden gelmiş Trump gelmiş genellikle bir değişikliği söz konusu olmayacağını söylüyorum yüzde beştir o yüzden benim yüzde beşin üstünde değerlendirmek lazım diğer bir yerde güçleri değerlendirmek lazım o güçlere göre Türkiye'nin tutumunu belirlemesi lazım. Şimdi bakın Macron'un siniri bu kadar niye fazla biliyor musunuz? Macron şimdi Hindistan'a aşağı yukarı 200 civarında Rafale uçağı satacaktı. Hindistan almıyorum dedi. O yüzden ağlıyor Macron ağlıyor şu anda. 200 civarında efendim Rafale uçağını Hindistan almayacağım dedi. Ben senin verdiğin teknolojik yardımı dedi. Kabul etmiyorum, yetersiz dedi. O yüzden Macron şimdi her yere saldırmaya çalışıyor. Bir yerde harf çıksın da, ondan sonra uçak satsın, diğer benim deniz e, ile ilgili benim gemi satsın, e, bilmem kara kuvvetleriyle ilgili tank satsın, o satsın, bu satsın diye. Şimdi dünya bu söylediğim şekilde savunma bütçelerine göre belirleniyor. Bir ülkenin siyasetini almak için öğrenmek için İlk önce savunma bütçesine bakacaksın. Yani önce efendim James Defense Weekly'ye bakacaksınız. Her gün, her e, hafta o dergiyi alacaksınız. O e, dergide her şeyi daha rahat göreceksiniz. Savunma bütçesine göre dünya yönetilmeye çalışılıyor ve müdahale ediliyor. Maalesef yani bu özellikle güçlerin yönünde müdahale ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Çin'den korkuyor. Çin'den korktuğu için Rusya'yla Rusya ile benim anladığım kadarıyla bunu hep söylüyorum. Anlaşmış konumdalar. Diyorlar ki Avrupa bölgesinde mümkün olduğu kadar sorunları sıfırlayalım. Yoksa Çin buraya daha fazla müdahale etme imkanına sahip olacak. Düşünün Yunanistan'a hep bunu tekrarlıyorum. Yunanistan'a 10 milyar dolar verdi. Ne için biliyor musunuz? Hızlı tren için. Nereden? Dede Ağaç'tan Selanik'e. Atina'dan Selanik'e, oradan Budapeşte'ye. Bunu kaç kere söylüyorum. 10 milyar doların büyüklüğünü tasavvur edebiliyor musunuz Çin müdahalesini? Bir yerde de liman almaya çalışıyor. Değişik şekillerde işte bu kuşağı da tamamlamaya çalışıyor kendi parasıyla. Yani arzusu de Efendim, e, Türkiye üzerine gelmiş olan demir yolu aynı zamanda İstanbul'dan işte 3. köprüden geçsin. Esas e, bağlayıcı o olacak çünkü oradan demir yolu da olacak. Demir yoluyla efendim, Yunanistan sınırına gitsin, öbür tarafta Bulgaristan sınırına gitsin, Avrupa ile de çok büyük bir e, demir yolu ağı kursun. Şimdi bu ortam içerisinde e, Çin de e, efendim, bir yerde devrede olacak şekilde Azerbaycan'daki durum çözülecektir. O yüzden e, Azerbaycan ordusunun e, süratle, efendim, hiç e, gücünü kesmeden bu mücadeleye devam, devam edip ediyoruz. topraklarının tamamını efendim tekrar geriye almalıdır. Evet, e, Sayın Yeşilot, şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyoruz ama tabii e, Fransa'yı konuşurken, Macron'un açıklamalarını konuşurken Ermeni lobisinden sıklıkla söz ettik. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldik, Ermeni lobisi yine e, baş aktörler olarak. Burada tamamen işte Kafkasya'daki e, bu çatışmayı ya da e, bu süreci e, başlatan ya da e, aktif rol oynayan Ermeni lobisi mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela seçimden sonra nasıl bir e, farklılık görürüz? Ya da aynı tabloyu mu seyrederiz? Vallahi e, Yusuf hocam o kadar e, isabetli e, hem bölgeyi biliyor hem de orada yaşadı ve orada eğitim aldığı için tekrar etmeyeceğim e, e, isabetli görüşlerini. Bir ilave yapmam gerekirse e, bu konuyla alakalı o da e, İranla ilgili olması gerekiyor bölgede bölgeyi yakından takip eden birisi olarak. Yani bölgedeki son 30 yılda çok şey değişti. Mezhep temelli bir İran'dan yavaş yavaş İbn Haldun'un ruhuna rahmet bir etnik temelli bir takım kıpırdanışlar var İran'da. Yaklaşık 30 milyon e, Türk'ün o bölgede e, kendi kültürel haklarıyla alakalı bir takım talepleri var. Bu talepleri de dile getirirken başta Tebriz merkezde olmak kaydıyla Ankara, Tebriz, Bakü, Haray diye söylüyorlar. Çünkü Ankara'yı da işin içerisine alıyorlar e, ve e, yani bu aslında İran'ı korkutuyor. En son e, İran üzerinden Ermenistan'a giden tırlarda biz bekletiyoruz, Bunlarda inşaat malzemeleri var, sakın ha, silah falan yok, yanlış anlamayın e, tepkisi de, e, İran'ın bu konuda sabıkalı olduğunun daha önce bunu yaptığının da bir ifadesidir. Dolayısıyla İran bu konuda e, sabıkalıdır, bölgede Türklerin, e, lehine hiçbir rüya görmemiştir. Bundan sonra da göreceğine ben itimat etmiyorum. E, e, bu kimin işine gelirse gelsin, ama bu oradaki Türklerin e, bu konuda rahatsız olduğu çok aşikar ve basına da yansıyor. E, bölgede güçlü bir Türk hattının kurulması e, ve 50 milyonluk yaklaşık bir Azerbaycan'ın, Birleşik Azerbaycan'ın ki 1828'e kadar Birleşik Azerbaycan'da rahmetli Elçi Bey bütün Azerbaycan Birleşik Azerbaycan ömrünü onu diye diye bitirdi Dolayısıyla böyle bir birleşmenin bölgede hem Ermenistan'a hem de İran'a bir korku olacağı da endişesi var Onun için de İran bu konuda bugün tarafsız gibi görünüyor ama el altından yani mezhepsel olarak veya dini olarak desteklemek durumunda olduğu Azerbaycan'ı değil bir anlamda. Ee, öyle görüyorlar bazıları. Bence öyle değil ama ee, Ermenistan'ı destekliyor. Dolayısıyla bu da başka bir politik e, herhalde izaha muhtaçtır. Ee, onun için e, dikkatle takip ediyoruz oradaki Türklerin e, hareketlerini e, ve İran'ın da bu tespiti yapmak gerekiyor açıkçası. Bu durumla ilgili inisiyatif almaya çalışıyor. Hem Hazar bölgesinde e, konularda hem de bölgedeki çalışmalarda, e, çatışmalarda aşağıda Körfez'de, yukarıda Azar'da İran e, etkili olmaya çalışıyor. Suriye meselesinde de Aslan'a sürecinde e, Rusya ile beraber, Türkiye ile beraber aktif olmaya, orada bir pozisyon almaya e, çalışıyor haliyle. Bölgeden uzak kalmamaya çalışıyor. Paşam'ın dediği gibi de Çin'de de bir şekilde e, vesayet dediğim oydu. limanlar e, limanları alarak, köprüleri alarak, hava yollarının alarak işte bir kuşak projesi yaratıp demir-ipek yolunu yeniden kurup bu gerek Türkistan coğrafyasından geçerek Kafkasya, Türkiye ve Avrupa ile bu noktada ve hatta hatta birazcık daha ileri giderek çok ciddi olarak çalıştığı bir alan Afrika coğrafyasında Çin'i görüyoruz ve uzun sürede Galiba bunları göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi tabii e, ülkeleri konuşuyoruz, işte e, Çin'i konuşuyoruz, Rusyayı konuşuyoruz, İran bir taraftan e, sadece Kafkasya coğrafyasıyla değil Akdeniz'i konuşurken bir anda gözümüz kulağımız Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki bu e, sıcak çatışmaya çevrildi. Sayın Yeşilot, e, size sorayım bu soruyu, ardından diğer konuklarıma da soracağım. E, hem de kısıtlı bir süremiz kaldı artık. E, bundan sonra burasını daha mı hareketli göreceğiz? Yani Türkiye'nin bu işin içine girmesini isteyen ya da o bölgenin bu denli hareketli kalmasını isteyenler biraz daha burayı böyle devam ettirirler mi? Şimdi bir taraftan uluslararası güçler, dengeler, diaspora mutlaka bölgesel olarak etkili. Ama şunu çok söyleyeyim, bölgede Başat aktör olarak uzun süredir gördüğümüz Bölgeyi arka bahçesi olarak gören, 1993'te yakın çevre ile beraber bu coğrafiyi BDT ile beraber domine eden Rusya şu dönemde biraz sessiz bir, bir müddet bekliyor. Ama bunun uzaması Rusya'nın işine gelmez. Bir taraftan Gürcistan, öbür taraftan Ukrayna meselesi ve... Ee, Kafkasya Kuzey Kafkasya'ya bakarsanız işte Karaçay Şerkez, Kabardin-Balkar, Dağıstan bölgesi, öbür tarafta Adige, Abazya bölgesi, Osetya bölgesi. Yani Enes hocamın dediği o dondurulmuş sorunların birden patlamayacağı, yeniden gündeme gelmeyeceği. Kırım zaten e, 2014'ten sonra diken üzerinde, e, Ukrayna'nın doğusu, Harkov, Lugansk, Donetsk bölgesi zaten e, karma karışık bir düzeyde. Onun için ee, bu süreci sadece e, Karabağ'la e, tutabilmek, e, eğer uzarsa diğer yerlerine sıçramayacağını e, bu söylemek biraz iyi niyetli bir şey tahmin olur. Ama e, bunu da söylerken de şunu söylüyorum, tekrar olacak belki ama gönlümden geçen de o. E, durmadan, hiç e, es vermeden, dinlenmeden işgal edilen toprakların azat edilmesi gerekiyor. E, gece ve gündüz 24 saat non-stop olarak bayrakların Cevrail'de, Fuzul'de, Kelcebe, Kelbecer'de, Laçin'de e, nihayet Han kendinde Şuşa'da dikilmesi e, bütün gönlümüz ve bütün dualarımızla bunu bekliyoruz ve arzu ediyoruz.